Siz ne işle meşgul oluyorsunuz dedi şey. Üstad, müezziniz dedim ben. Ve kardeşim arkadaş daha genç olduğu için sözü ben aldım. O şarkıları siz de söylediniz mi dedi. Hatta üzerine basarak tam bir şimdi beyefendi kardeşimiz anlayacak. O şarkıları diye böyle kaf harfine basarak siz de söylediniz mi? Dedi sesini yükseltti. Şeddeli söyledi yani, öyle mi? Böyle. Yok şimdi ben biz de şarkı diyoruz değil mi? Şimdi biraz boğazdan söyler şarktaki insan şarkı. Ha, şarkı. Ha. Ha, Şeyde, şarkılar. tecvitli söyledi yani. Şarkıları. Oradan şeyimiz öyle mesela. Herkesin her muhitin bir şeyimiz var. O şey değil ki. Gayet tabii. Üzerine basarak söylediğiniz değil de ben hayret ediyorum öyle. Yani hiç şarkı söylemedim böyle bir yerine diye düşünüyorum. Nasıl efendim onu dedim şarkı. Ezan. Öyle yaptı falan. Minarelerde söylenen şarkıyı yedi. O zaman ben tabii terlemeye başladım. Ben büyük kusur yapmışım diye. Maalesef dedim ben. Öyleyse dedi. İstiğfar edin. İstiğfar edin dedi. Ben böyle kafama eğdim düşünürken birdenbire dedi ki yeni ezan denilen şey çıktığı zaman benim talebelerimden genç de müezzin idi. Bana geldi üstadım. Bu ezan sayılır mı? Ben ayrılayım mı? Bu ezanı okumaya devam mı edeyim? Okumadan daha başlamadan gelmiş. Bu ezan sayılmaz. Sen buradan, sen bunu bırak o vazifeyi diyeceğim sırada kalbime hitabım oldu ki bu muhlis kardeşim bu vazifeyi bırakırsa onun yerine hevesli, isteyerek, severek bir fasık gelecek. Hem kendi günaha girecek, hem de başkalarının lazım diye bir çare düşündüm. Dedim ki, bak kardeşim, sen minareye çıktığın zaman ezanın aslını Allahu Ekber diye başlayarak sonuna kadar kendi duyacağın kadar okursun. Sonra da onların dediğini dersen bu ifadeyi hiç unutmuyorum böyle. Böyle bir tabir hiç duymamıştım. Sonra da onların dediğini dersin, inşallah mesuliyetten kurtulmuş olursun. Yani ezanın diyor tercümesini gerçi hakikaten okumuş tercümesinin de çekindiğinden dolayı ceza görmemek için herkese ilan etmiş olur. Şimdi mühim bir hatıra. bu divaneler ezanı sadece bir davetten ibaret sanıyorlardı. Yahut da kasten öyle düşünüyorlardı. Bildikleri halde kasten öyle düşünüyorlardı inanmadıkları için. Halbuki ezan bir davetten ibaret değildir. Ezan şair-i İslamiye'dendir. Ezan esasat-ı diniyeyi günde 5 defa aleme, bütün insanlık alemine ilan ve ilamdır. İlan ve ilandır.
İlam, ikisi de aynı anı. İlam, biz bildirmek. Biz bildirmek lazım. Biz de şeye çalışırken vaktiyle müezzinler bu tabiri biliyordum ama şair-i İslamiye'yi duymamıştım. Şair-i İslamiye'dendir dedi. Ki bütün aleme esasat-ı İslamiye onda var ya, şöyle yıllar içinde Muhammed Resulü'nde var. İslamiye ilan edendir. Ve dedi ki eğer öyle olsaydı, ben ilk defa üstaddan bu bir şeyini anlatacağım şeyi duydum. Eğer öyle olsaydı, vaktiyle Osmanlı devrinde büyük çarşılarda münadiler vardı. Oralarda ezan kolay duyulmazdı. Onun için ezandan evvel namazı hazırlanması için Müslümanların münadiler dolaşırdı çarşılarda. Vakti selâ ya mü'minîn. Vakti selâ ya mü'minîn. Kelime Arapça olduğu için Arabistan'da da böyle, Osmanlı'nın her tarafında öyle. İşte o zamanki insanlar vakti selâ'yı anlıyorlar. Vakti selâ ya mü'minîn. Evet. Diyorlarmış. Ben bunu sonra büyükler sordum. Evet dediler. Büyük bir şey, köylüler bunlar bilmezler ama İstanbul gibi büyük şehirler. He? Büyük şehirlerde bu varmış. Böyle şey, büyük çarşılarda. Hiç duydunuz mu? Duymamıştım. Hayır, ben de duymamıştım. Duymamıştım. Ve sonra ben dedim bu dedi yeni ezan denen şey çıktı zaman bunu Diyanet'teki insanlar buna nasıl razı oldu diye düşündüm. Bir talebemi dedi. Geç oraya, ben de çekeyim. Sen de oraya geç, ben çekeyim. Bir talebemi Diyanet'e gönderdim. O zaman Diyanet'te bir heyet var, ilim heyeti. O ilim heyetinin başında bulunan reis değil. İlim heyetinin başında bulunan Akçakili Hamdi Efendi'ye gönderdim. Bunu nasıl yaptılar? Buna nasıl razı oldular? Nasıl fetva verdiler? Benim selamımı söyle Hamdi Efendi'ye bu nasıl? Ki sor demiş. Çünkü bir şey yazsa filan yakalanır diye Hamdi Efendi'yi de cezalandırırlar diye üstad bizzat talebeye gönderir. Talebe anlatıyor. Hamdi Efendi dinliyor. Molla Said Efendi çok haklıdır ama çok uğraşmakla beraber maalesef mani olamadık. Demiş, zavallı dedi. Ve ondan sonra ezanın faziletinden bahsetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ben eğer devlet başkanlığı gibi üzerimde yük olmasaydı müezzin olurdum dediğini, faziletinin çok yüksek olduğunu, müezzinin ezanın duyulduğu yerlerdeki mahlukat adedince müezzine sevap yazıldığını anlattı. Bize müjde verir gibi ki o zaman biz müezzinin işte. Harika bir şey.